Sevgili yengeç burçları, ay burcu yengeç, yükselen yengeçler, hepinize güzel bir hafta diliyorum. 1 Temmuz, 7 Temmuz dönemi neler bekliyor sizleri yorumlamaya çalışacağım efendim. Evet, sana ilahi yardım geldiğini görüyorum. Uğurum da uğursuzluğum da sensin diyebileceğim biri var. Kısacası hayatında biri var, hem iyi hem kötü, hem dost hem düşman gibi bir ilişki var. Buna yani biraz toksik bir ilişki de diyebiliriz. Bazı yengeç burçları toksik ilişkilerini şifalandıracaklar, müjdeler olsun arkadaşlar. İzzet hürmet göreceksiniz ve hakkınız olan sevgiyi alacağınızı görüyorum. Yalnız seninle uğraşan iki kişi var ya, zillete uğrayacaklar sevgili dostum, merak etmeyesin. Kendini adiyat içinde bulacaksın. Bir yere ait olmuş hissiyle kapıldığını ve her türlü sıkıntılı, üzüntülü dönemleri geride bıraktığını söyleyebilirim. Evet, ilahi semadan ilahi nurlar yağacak ve sen gerçekten böyle bir adeta bereketi tadacaksın, bolluğu tadacaksın, üzerindeki ağırlığı kaldıracağını görüyorum. Şimdi büyü ve negatif enerjiden korkan yengeç burçları, hakikaten bir negatif enerji yapılmış. Bu yeterince başarılı değil ama sende ağırlık yapıyor, uykusuzluk yapıyor, huzursuzluk yapıyor. Felak nasıl ihlas oku ve onun yanı sıra sevgili dostum, mutlaka mum yanacak. Siyah mum yakmanızı öneriyorum. Sirkeli tuzlu suyla yıkanmayı herkes biliyor artık. Felak nasıl okumayı biliyor ama mutlaka evde siyah bir mum olsun. Siyah mum yakın ve bu büyülü dönemden, büyü, negatif enerji ve tılsım yapılan dönemden hayırlısıyla kurtulun. Ve üzerinizdeki ağırlığı atmayla beraber yeni bir döneme merhaba diyeceğinizi, bir dünya kadar bir sevinciniz olacağını görüyorum. Büyük bir isteği hayata geçireceksiniz. Şimdi seni kurban etmek istemişler. Gerçekten kurban rolüne girmeni istemişler ama bunu başaramayacaklar, dediğim gibi. Kafanın karıştığı bir dönemde karışıklıktan kurtulacaksın hayırlısıyla. Büyük bir feraha çıkacağını, hem resmi anlamda hem iyileşme anlamında çok güzel bir dönemeçte olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir şeylerden emin değilsin. Bir yılanlık yapan var, bir yalan yılan dolanmış ayağınıza. Bir şeyden emin değilsin, diyorsun ki ya acaba olur mu olmaz mı? Hayır, olacak. Emin değilsin bir şeylerden ama inan ki emin bir şekilde ilerleyeceğini, seni üzen, sıkan, daraltan ne varsa kurtulacağını söylemeliyim. Hiç canını sıkma, kötü olaylar geride kalmış, gayet güzel bir dönemece gireceğini de seni temin edebilirim. Sevdiklerinizle bir arada olmayı, sabırlı olmayı ve sebatlı olmayı deneyeceksin sevgili dostum. Hiç canını sıkma, kötü günler geride kalmış. Şimdi bir toparlanma yaşayacağını görüyorum. Gizemli bir olayın aydınlığa çıkacağını. Ve 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde büyüme veriyor. Maddi büyüme ve psikolojik anlamda genişleme veriyor. Jüpiter enerjisinin sana zıtlıklardan sonra ve de tartışmalardan sonra hayatına girecek yeni bir döneme işaret ediyor. Sevgi var, beraberlik var, güç kazanma var. Bence çok güzel bir döneme yaklaştığını, bu dönemi iyi değerlendireceğini de söyleyebilirim. Şimdi erdemli bir şekilde ilerlediğini, bütün sıkıntılardan kurtardığını kendini ve bazı sana ulaşan oyunlardan, mesela bazı oyunlar oynanmış arkandan, bunların ne olduğunu biliyorsun ve öğrenmişsin. Şimdi arkadaşlar, bir de göz rahatsızlığı çıktı bazı dostlarımdan. Göz ağrısı olabilir, göz rahatsızlığı olabilir. Bunları da çabuk atlatacağını söylemeliyim arkadaşım. Evet, yüksek mertebelere erişeceksin. Biçim bulan bir yapıda olduğunu ve de arkadaşım, iki yerden kısmet alacağını söyleyebilirim. Şimdi uzakta bulunan birine kavuşma var. Bir hesaplaşma olabilir. Bir özür dileme olabilir. Uzaklar yakın olacak diyor arkadaşım.
Aynı zamanda evet, bir mayalanma dönemi yaşıyorsun. Paran çoğalıyor. Her türlü iyilik kapılarının sonuna kadar açıldığını görüyorum. Elinde parlayan bir yıldız tutuyorsun. Gölgen büyüyor ve ilahi yardım çok güzel geliyor. Zaten biliyorsunuz bu hafta arkadaşlar Sirius haftası. İkisinde, dördünde, altısında Sirius bize çok güzel enerjiler gönderiyor. Sirius arada kalmış işlerimiz veya iki kişi arasında kaldıysak, yarım kalan işlerimiz varsa bunları önümüze getiriyor. İki kişi arasında bocalıyorsak birini seçeceğiz. Yarım yamalak bir iş yaptıysa tamamlayacağız. Bize yanlış yapan varsa geri dönecek. Yanlışların doğruya döndüğü bir dönüşüm haftası Sirius sayesinde olacak. Sirius günlerinde köpeklerimize soğuk sular verelim. Yani temiz sular verelim. Köpeklerimize, kedilerimize yemlerimizi verelim her daim, ama Sirius günlerinde daha çok verelim. Neden? Kediler ve köpekler Sirius bağlantılıdır arkadaşlar. Şimdi fokurdayan bir cadı kazanı. İki insanı ayırmak için dedikodular, sıkıntılar, üzüntüler. Bak, soğuma başlamış bile. Hani sadece bir büyü, negatif enerji yapılmamış. Bir de dedikodudan dolayı insanlar soğumuşlar. Bir de ilişkiye katılanlar olmuş üçüncü kişiler. Yani bir sıkıntı göze çarpıyor. Ama ne olursa olsun bu yetersizlik duygusundan sıyrılacağını, kendine çeki düzen vereceğini, çok güzel bir dönemece gireceğini seni temin ederim arkadaşım. Kesinlikle güzel bir dönemdesin. Sıkıntılar, üzüntüler atlatılmış. Kendinle ilgili dönüşümler çok hayırlı, çok uğurlu. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Rabbimin izniyle gücünü eline alacağını, kötülüklerden korunacağını net olarak görüyorum arkadaşım. Durma, ilerle. İlerleme sana her türlü konforu getirecek, iyiliği getirecek. Ben kötü bir enerji görmedim, kötü bir şey görmedim. Tam tersi. İyilikler, güzellikler doluyor hayatına. Evet. Neden kötü bir şey görmedim deyip duruyorum. Korku var bu hafta. Hiç korkmayın. Sirius'la bağlantılısınız siz. Her dediğiniz oluyor. Yani gerçekten yengeç burçlarının medyumluğu oradan gelir. Algıların açıklığı Sirius'tan gelir. Sirius sizi destekliyor. Yani gizli bir korumanız var, farkında değilsiniz. Bir de içinizde birini öldürtüp, yani içinizde birini zihinsel olarak öldürüp yeni bir döneme merhaba diyeceğinizi, kötülüklerden korunacağınızı da gördüm sevgili arkadaşım. Şimdi arkadaşlar, gerek Sirius'tan gelen iyi bir enerjinin, gerekse geçmişliğin şifalanması için ya zahir zikrini veriyorum. 1196'dır tekrar sayısı, 1196. Yarattıkları ile apaçık görülen odur. 1196 ya zahir zikrini çekin. Kesinlikle üzerinizdeki ağırlıkları atacağınızı, bir kurtarıcıya, bir mucizelere tanıklık edeceğinizi, dönüşümü hayatınıza katacağınızı ve gerçekten evrenin bereketli bir çocuğu olduğunuzu hatırlayacaksınız. Tamamlanmalar, yüzleşmeler, Sirius'tan gelen olumlu enerjiler. Harika bir hafta. Tebrik ediyorum sevgili yengeç burçları. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın.